Herkese merhaba. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün örgü peyniri yapacağız. Zor gibi görünüyor ama gerçekten çok kolay bir peynir yapılışı. Evinizde süt ve sirke varsa bu peyniri mutlaka yapın diyorum. Oldukça lezzetli bir peynir. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Ben 5 litre sütten yapacağım. Siz önce 1 litre sütle deneyebilirsiniz. Çiğ sütten olacak, pişirmeyeceğiz sütü. Parmağımızı süte batırdığımızda parmağımız 1'den 5'e kadar sayarsak ısıya dayanamazsa parmağımız sirkeyi koyabiliriz. Eğer evinizde termometre varsa termometre ile 38 ve 60 derece arasında sirkeyi koyabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim, 38 ve 60 derece arasında sirkeyi koyabilirsiniz. Evet, sirkeyi koymadan önce ocağımı kıstım, gördüğünüz gibi kısık ayarda olacak. Burası önemli. Sütü kaynatırsanız eriyen peynir ve örgü peyniri olmaz. Şimdi sirke, bir bardak sirke koyacağım ama sirkeyi bir anda koymuyorum. 2 kaşık, 3 kaşık koyuyorum ve karıştırıyorum, gördüğünüz gibi her aşamada karıştırıyorum. Evet, kademeli koyuyorum. 2 kaşık, 3 kaşık sirke koyuyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bu arada ocağım kısık ayarda, en kısıkta. Evet, peynirlerim oluşmaya başladı. Yavaş yavaş oluyor. Bu arada acele etmeyin, bir anda olmuyor. 5-6 dakika sürüyor peynir oluşumu. Evet, gördüğünüz gibi peynirler yavaş yavaş oluşmaya başladı. Evet, ocağımızın açık olması sütümüzün sıcaklığını korumamız için. Eğer sütümüz soğursa yine peynirimiz oluşmaz. Ocağımız kısık ayarda olacak. Evet, sirkenin tamamını koyduk ve peynir yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Peynirin oluşması 5-6 dakika sürüyor. Bu esnada ara ara karıştıralım. Homojen bir şekilde dağılsın sirke. Evet, gördüğünüz gibi peynirler oluştu ve hala devam ediyor. Henüz tamamen ayrılmadı. Evet, şimdi yeşil suyu ortaya çıktı. Peynirimiz tamamen oluştu diyebiliriz. Ama biraz daha var. Bu aşamada biraz daha toplanması için peynirin kapağını kapatıp altını kapatıyoruz, ocağı kapatıyoruz ve tencerenin kapağını kapatıyoruz. 1-5 dakika bekletiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi kapağını kapatalım ve 5 dakika bekletelim. Evet, tamamen parçalar da birleşti peynirimize. Artık peynirimizi alabiliriz. Burada peynirimizin kalan sütünü, kalan sütten ayıralım peynirimizi. Evet, kevgirle gördüğünüz gibi rahatlıkla ayrılıyor. Daha sonra bu peynir altı suyunu hamur işlerinde veya çorbalarda kullanabilirsiniz. Şimdi ocakta tekrar bir su ısıtacağım. 2 bardak peynir altı suyundan koydum ve 4-5 bardak da normal temiz su koydum. Bu suyu kaynatacağım ve peynirlerimi eriteceğim bu suda.
Şimdi peynirleri parçalayalım. Peynir fazla olduğu için iki aşamada eriteceğim. Çünkü tek aşamada biraz zor oluyor. Evet, sıcak suda spatula ile yoğurabilirsiniz. Çıkarmadan bir dakika yoğurduğunuzda pürüzsüz bir hali alacaktır peynir. Biraz bu esnada yorulabilirsiniz ama güçlü birisi olursa daha iyi olur. Hızlı yapmanız lazım burayı. Yoksa peyniri çok fazla eritirsiniz. Bu şekilde sıcak suyun içinde güzelce yoğurunca pürüzsüz bir hal alıyor. Gördüğünüz gibi eridi ve pürüzsüzleşti. Biraz daha yoğurmam gerekiyor. Evet, yoğurma işlemi tamamlandı. Artık elimle şekil verebilirim. Gördüğünüz gibi kopmadan çok güzel uzuyor peynir. Eğer soğutursanız bu şekli veremezsiniz. Hızlı bir şekilde sıcakken bu şekli vermeniz gerekiyor. İnceltmeniz gerekiyor. Tekrar sıcak suya, soğuduğu anda tekrar sıcak suya batırabilirsiniz. Aynı şekli alacaktır. Yumuşuyor. Gördüğünüz gibi çok güzel şekil alıyor. Yumuşacık. Oldukça hızlı olmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi kopmadan uzadı peynirimiz. Evet, tekrar sıcak suya batırıp artık peynirimi örebilirim. Evet, artık peynirimizi örebiliriz. Daha kısa örgü yapabilirsiniz. Bu benim biraz uzun oldu. Peynirin kopmadığını göstermek için uzun yaptım. Sizler daha kısa yapabilirsiniz. Daha kısa ve kalın olur. Gördüğünüz gibi çok güzel şekil aldı. Evet, peynirimizi ördük. Burası peynirimizin yarısıydı. Şimdi diğer yarısını aynı şekilde yapacağız. Aynı işlemi yapacağız diğer yarısına. Evet, aynı şekilde yoğurduk ve elimizle çekerek uzattık. Şimdi bunları biraz daha kısa bir örgü yapacağız. Evet, o kadar güzel ki kıvamı gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel, lezzeti muhteşem bir lezzeti var. Yumuşacık. Bir kere yapınca sürekli yapmak isteyeceksiniz. Evet, peynirlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel peynirler oldu. 600 gram kadar, 5 litre sütten 600 gram kadar peynirim çıktı.
Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir peynir. Evet, şimdi peynirimizi tuzlayabiliriz. Yapım aşamasında kesinlikle tuz atmıyoruz sevgili takipçilerim. Şimdi tuzlayabilirsiniz ve bunu suda muhafaza edemezsiniz. Peyniriniz yumuşar. Evet, bu şekilde saklama kabında dolapta 10-15 gün muhafaza edebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.